Gönül Pınarı. Merhaba, hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Bir Gönül Pınarı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız da yanımızda. Yine kendisiyle görüşeceğiz, konuşacağız, bir sorumuz olacak. Onun cevabını ayrıntılarıyla beraber geniş bir şekilde almaya çalışacağız. Yaklaşık bir saat sürecek programımız. İsterseniz soruyu hemen geçmeyelim. Her zaman olduğu gibi hocamıza bırakalım mikrofonu. Sonrasında sorumuzla devam edeceğiz. Buyurunuz efendim. Efendim, her cuma gecesi olduğu gibi bu cuma gecesinde de bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin cuma gecelerini ve cuma günlerini tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Feyzinden de istifade etmeyi hepimize nasip etsin. İnşallah Teala. Ayrıca şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin borçlu olanlar varsa Rabbim en kısa zamanda eda etmeyi, hastalar varsa şifa ihsan etsin. Hastalar varsa onlara da şifa ihsan etsin. Eğer eceli gelenler varsa onlara da iman selameti nasip etsin. Amin. Dertli olanlara deva nasip etsin. Amin. Sıkıntı olanların sıkıntılarını hayra tebdil etsin. Hepimizin de ahir ve akıbetini hayır eyleyip son nefeste hepimize iman selameti nasip ve meyser eylesin inşallah. Amin. Hocam, şimdi sorumuza geçelim o halde. İnsan bazı şeyleri istiyor tabii hayattayken. Bazı şeylere sahip olmak istiyor. Bu istek hepimizin içerisinde var. Dünyalık şeylerden de bahsediyorum yani. Nedir mesela? İşte insan bir yere müdür olmak ister. Her nefis bundan hoşlanır. Ne bileyim işte para sahibi olmak ister. Ev sahibi olmak ister. Herkesin dikkatleri onun üzerinde olsun ister. İster ama bu bir yere kadar hani mana anlamlı karşılanabilir ya da bir şekilde rahatsızlık vermeyebilir. Ama bir de çok isteyenler var. Çok isteme durumu var. Hani böyle ihtiraslı insan filan deriz ya. Hı hı. Böyle insanlar da var. Yani o kadar ihtiras sahibi ki kafasına taktığı şeye ulaşabilmek için artık bütün kutsallarını bir kenara bırakıyor. İnsan kalbini kırmış, kırmamış, etrafındakileri yakmış, yıkmış. Fark etmiyor onun için. Yani bu insan aslında o ihtirasın ettiği konuya ulaşacağım derken, o yolda yürürken aslında kendisini felakete götürmüş olmuyor mu? Şimdi Mustafa Bey, Ehl-i Sünnet alimlerini güzel izah etmişler ve her zaman da aynı şekilde mesela hayattayken talebelerine falan nasihat ederken Allah-u Teala'nın ezeldeki takdir ettiği, bunu hep hatırlatmışlar. Takdir ettikleri zamanı yeri gelince bunlar tahakkuk edecektir. Cenab-ı Hak her şeyi ezelde takdir etmiş ve taksim de etmiş. Sadece sebepler yaratmıştır. Bu sebeplere yapışın buyurmuştur. Bize düşen vazife Rabbimizin emrettiği bu sebeplere yapışmak. Bunun neticesi olur olmaz bizi ilgilendirmez. Hani Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerine atfen söylenen bir söz var ya. Biz seferle emredildik, zaferle değil. Sefere çıkmamızı emredip çıktık. Zafer nasip eder etmez. O bizim bileceğimiz bir iş değildir. Şimdi İmam-ı Rabbani Kudüs Hazretleri insana anlatırken buyuruyor ki insanın ruh tarafı var. Ayrıca nefis denen bir kuvvet de insanın içinde. Bir de bedeni var. Bu beden de enasır-ı erba tabirini kullanıyor. Enasır-ı erba dört unsur demek. Dört maddeden meydana gelmiş bu beden. Bu toprak, su, hava ve ateş. Tabii nefs iman etmediği süre içerisinde bu toprak, su, hava ve ateşten meydana gelen istekler ve talepler var. Bu istek ve talepleri hep nefs kendisi amir konumuna geçiyor. Bunları yönlendiriyor. Hırs da bu maddelerden kaynaklanan bir özellik, bir hususiyet. Dolayısıyla bunu tetikliyor. Kendi isteklerine doğru habire tetikliyor. Peki hırs nedir? Hırs, yani ihtiras, sözlük anlamı itibariyle şiddetli arzu, aşırı sevgi, istek, gözün ve gönlün doymaması diye tarif edilmiş. Hırs da bir şeye aşırı düşkünlük, şiddetli istek anlamındaymış. Anlamı da bu. Ondan sonra da İslam alimler bunun tarifini yaptıktan sonra insandaki bu maddelere dönüyorlar. Bu insanın tabiatında var. Bunu kontrol etmemiz emredilmiş. Hırsımızı. Evet.
hani ihtirasımızı. Bizi bazı dinleyicilerimizin hatırına gelebiliyor. Yani yok mu böyle bir hastane gitsek de bu ihtirası, hırsı söküp atsak, bir ameliyat olsak falan, öyle bir şey yok. Hani bazen biz İslam ve Toplum programında da espri yapıyoruz. Espri mahiyetinde anlatıyoruz falan. İşte Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri celalli bir zattı. Öfkeli bir zattı. Müslüman oldu, ne oldu bunun öfkesine? Allah rahmet eylesin, Emel abiler de şey yapıyordu. Ne oldu dediler onun öfkesine, hakikaten ne oldu? Bir kitapta yazmıyor falan. Nereye gitti? Nereye yani? Gitti? Medine-i Münevvere'de böyle sinirleri aldıran bir hastanede vardı orada. Ameliyat mı oldu, öyle mi oldu falan? Hayır, değil. Bunlarla bir alakası söz konusu değil. O öfkenin yok edilmesini istemiyor Cenab-ı Hak. Adabın yok olması değil, kontrol edilmesini istiyor. O öfke İslamiyet'in emrine girdi, oradan da adalet zuhur etti. Gayreti dönüştü yani. Gayreti dönüştü. Ve tavizsiz bir şekilde evladı bile yapsa, hanımından bile gelmiş olsa, İslamiyet ne diyorsa o diyordu. Yok. Onun için herkes çekinirdi Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinden. O dedi, oğluna bile ceza tatbik etti. Öyle olunca hepsi titriyordu. Eshab-ı kiram bile, evet eshab-ı kiram bile titriyordu. Niye? Ondaki o öfke İslamiyet'in emrine girdi, gayreti dönüştü. Yani Peygamber Efendimiz'den, daha doğrusu Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmayan, Peygamber Efendimiz'den aleyhissalatü vesselam duymadığı, görmediği bir şeyi birisi yapmaya kalktığı zaman, bu evladı da olsa, hanımı da olsa, yani kendi çocuğu bile olsa, hiç böyle taviz yok. Yok diyor, bu iş olmaz diyor. Cezayı gerek diyorsa şak diye cezayı da veriyor. Onun için diyorlar ki, bu evladına bile tatbik ediyor, bunun şakası yok. Onun için mesela bazı eshab-ı kiram vali olarak tayin ediyorlar da, diyor ki ne olur, hani beni diyor onun huzuruna çıkarmayın, ben onu siyasetine takat getiremem. Sözleri kitaplarda mevcut. Kitaplarda mevcut. Dolayısıyla bu yok edilmesini istemiyor. Numuneler var. İslamiyet'in potası içerisinde eriyip İslamiyet'in emrine girmesi emrediliyor. İsteniyor. Peki İslamiyet'le bir bağlantısı olmazsa, peki bugünkü Müslümanlar gibi zahiren Müslüman gözükse ne olur? Bundaki o bedendeki maddeler nefiste devreye girmek suretiyle namusumuzu, vatanımızı, dinimizi, imanımızı korumak için lazım olan o öfke, o hırs, o gayret, gayret dönüşmüyor artık, artık sınır tanımaz. Siz çok güzel ifade ettiniz. Müdür olmak istiyor. Diyor ki Mustafa da gözü diyor, devirmem lazım. Yıkmam lazım. Onun için iftira da eder, her türlü şeyi yapar o. Önünde onun bir tek hedefi var. O koltuğa oturmak. Hedefi bir olunca, hedefine giden meşru veya gayrimeşru bütün mastaların hepsine aynı şekilde yapışır. Onun için artık meşruiyet diye bir şey kalmaz. İnsanı felakete mi sürükler? Evet, felakete sürükler. Yani kendisini de yakar, başkalarını da yakar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu çok güzel bir şekilde izah buyurmuşlar. Bir hadis-i şeriflerinde, mal ve şöhret hırsının insana zararı koyun sürüsüne giren iki aç kurdun zararından daha çoktur. Niye kurdu misal vermişler? Allah-u Teala yarattığı hayvanlar içerisinde, hayvanların hepsinde de var bu hırs. Paylaşma noktasında yok. Mesela Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bir gün böyle talebeleriyle beraber gidiyor. İşte köpekler, karınları tok böyle birbirleriyle oyun oynuyorlar. Öyle muhabbetli, öyle cilveli oyunlar yapıyorlar ki böyle falan. Tabii efendim demiş, ne güzel hani muhabbetleri var falan. Bir kemik koy buyuruyorlar ondan. Görürsün o muhabbeti. Aralarına bir kemik at. Ha, bir kemik koy, bir kemik at. Görürsün o muhabbeti. Dolayısıyla hemen o devreye girer. Hırs onlarda da var. Ama onlar da akıl ve irade olmadığı için, Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına muhatap olmadıkları için onlar mesul değil. Önüne bir şey geldiği zaman kendisi yiyecek. Onu paylaşmaz. Onu başkasıyla paylaşmaz. Atsa annelik duygusu sebebiyle getirip veriyor. Artık yavru kendisi şey yapacağı zaman yavruyu da tersliyor. Hayvanlar. Yavruyu da tersliyor. Hiç gözünün yaşına bakmıyor yani. Çünkü o tabii olarak içgüdü diyorlar, o devreye giriyor. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kurdu misal vermişler. Hayvanlar içerisinde başkaları da vardır ama bizim tanıdığımız ve bildiğimiz kadarıyla iki hayvan. Birisi kurt, birisi de tilki. Her hayvan doyduğu zaman bunu toplayayım, ondan sonra şey yapayım ve hatta orada yiyeceği kadar aynı şekilde av yapıyor, karın doyunca çekip gidiyor.
Bu yılanda da, timsahta da, aslanda, kaplanda da böyle bu. Sürünün içine dalıyor, bir tanesini alıyor. Yiyor. Yiyor, yetiyor ona. Bir o, daha saldırmıyor. Sürü önünden geçse, dibinden geçse bakmıyor bile de yani. Hiç dönüp bakmıyor. Evet. Ama kurt ve tilki öyle değil. Kurt sürüye girdiği zaman, hele bir de açsa buyuruluyor. Aç bir kurdun diyor. Aç bir kurdun. Sürüye girdiği zaman bir tane orada koyun bir kurda fazla bile gelir. Gelir. Hani kuzu dese iki tane kuzu diyelim hadi. Ama yani bir kuzu bile doyurur hayvanı. Ama buna rağmen 40, 50, 60 tane koyunu boğazlar, öldürür. Boğup öldürür. Hırsı o onun. Tilki de mesela bir kümese girse bir tavuk bilemedin iki tavuk yesin. Üçüncüyü yiyemez. Çünkü bedeni müsait değil. Doyar. Ama bütün tavukları boğar. Boğar bırakır. Boğar bırakır. Yani yediği falan da söz konusu değil. Onun için insandaki o hırs bu kurdun ve tilkinin o şeyine benzetilmiş. Kurdun sürüye girdiği zaman yaptığı tahribata benzetmiş. Girdiği zaman hani önündeki o hedefe ulaşması için adam mesela öldürmesi gerekiyorsa çıkarıyor takır 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 öldürüyor. İftira edecekse ediyor. Yalan söylemek için söylüyor. Yani onu bağlayan herhangi bir şey söz konusu değil. Herhangi bir şey söz konusu değil. İmam-ı Gazali Hazretleri hırslı insan helal haram demeden her istediğine kavuşmak başkasının zararına da olsa beğendiği şeyleri toplamak ister. Hırs veya tamah kalp hastalıklarındandır. Hırs ve tamahkarlığın en kötüsü insanlardan bir şey beklemektir buyurmuştur. İnsanlardan bir şey beklemek. Peki bizi dinleyenler hatırına gelebilir. Peki bunu uğraştık, didindik, kontrol altına aldık. Elimize ne geçer? Değil mi? Kontrol altına alınınca nasıl bir şey olur? Ne olur? Ya bu konuda Habib bin Salim Rai Hazretleri var. Selman-ı Farisi Hazretleri'nin sohbetine kavuşmuş. Ve tabiinden bir zattır. İkinci kuşaktandır. Yani Eshab-ı Kiram'dan bazılarını görmüş. Bu zat koyunlarını Fırat Nehri kenarında otlatır ve insanlardan uzak yaşarmış. Evliyadan bir zat şöyle nakleder sonraki gelenlerden. Bir gün diyor onun yanına uğramıştım. Namaz kılıyordu ve koyunlarını da kurtlar otlatıyordu. Kendi kendime bu ihtiyar zatı ziyaret edeyim, büyüklüğünü görürüm diyerek bekledim. Namazını bitirince ona selam verdim ve bana ey oğul niçin geldin dedi. Efendim sizi ziyarete geldim deyince de Allah-u Teala sana hayırlar versin diye cevap verdi dedi. Sonra ben kendisine efendim kurtlarla koyunları bir arada görüyorum deyince koyunları güden Allah-u Teala ile beraberdir de koyunları güden Allah-u Teala ile beraberdir de onun için böyledir buyurdu. Ağaçtan bir kabı vardı. Köylerde ben görürdüm öyle şeyi uyuyor adam. Su kabı oluyor yani. Bardak gibi. Evet. Güzelce ona da şey, su kabı oluyor. Ağaçtan bir kabı vardı. O kabı bir taşın altına tuttu. Taştan bir süt, biri süt, biri bal olmak üzere iki çeşme akmaya başladı. Taştan, ağaçtan kabı tuttu. Başladı. Efendim bu dereceyi neyle kavuştunuz dedim. Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmakla kavuştum buyurdu. Sonra ey oğul. Musa Aleyhisselam'ın kavmi ona muhalefet ettiği halde her hare taşı, o enteresan bir taşmış, hare taşı onlara su verdi. Derecesi Musa Aleyhisselam'dan yüksek olan Muhammed Aleyhisselam'a tabi olduktan sonra taş bana süt ve bal vermez mi dedi. Onlar öyle bir derdi yok. Efendim süt hayvandan olur falan. Taştan da olur. Yaratan Cenab-ı Hak değil mi? Çünkü o hayvan yavrusu olmadığı zamanlarda süt müt yok. Kesiyorsun, mesiyorsun. Yani o şeyi koyunu mesela hamile değilse kestiğin zaman o hayvandan hep kan akıyor. Veyahut da necaset çıkıyor. Süt çıktığını duydun mu sen hiç? Yok. Allah-u Teala kimyasını değiştirir olur süt. Ve enteresan bir şey. Yani o idrar kanalıyla gaita kanalla çok yakın bir yerden geliyor o sütte. Enteresan bir şey. Enteresan bir şey. Diyor ki Allah-u Teala kul olduktan sonra diyor. Hata şakoyun ha keçi fark etmez diyor. Süt deyince yaratır diyor. Taştan da yaratır.
taşa tutmasa da yaratır. Kabı dolu verir. Ya bu kadar yakini var. Ve kendisine dedim ki efendim bana nasihat eder misiniz diye arz edince nakletmemizin sebebi bu. Buyuruyorlar ki kalbini hırs kutusu ve mideni haram kabı yapma. İnsanoğlu bu ikisinden helak olur buyurdu. Ya. Kalbini hırs kutusu ve mideni de haram kabı yapma. Kalbini hırs kutusu, mideni de haram kabı yapma. Bu ikisine dikkat eden kurtulur buyurdu. Nerede? Dünyanın sıkıntılarından. Nerede? Ahirette. Ahiretin sıkıntılarından kurtulur. Felaket nedir? Şimdi allem ettin kallem ettin. Birini devirdin onun yerine geçtin. Senin gibi aynı şekilde hırslı birisi de allem edip kallem edip seni devirecek. Senin de akıbetin onun gibi. Aynı senin devirdiğin, seni devirmek için uğraşacak. Veya senin devirdiğin, o anda menfaatleri zarar görenler bu sefer senin aleyhinde olacak. Dolayısıyla o yolla gelen o yolla gider. Değişmeyen bir kaide. Huzur diye bir şey kalmaz. Tabii. Her gün aynı şekilde tedirgin olursun. Bana suikast mı düzenleyecekler? Veyahut da aynı şekilde yemeğime zehir mi koyacaklar? Her gün o telaş içerisindesin. Ama eğer bunları hallettiysen, Allah-u Teala'nın emrine tabi olduysan, kalbini hırs kutusu yapmadıysan, mideni de haram kabı yapmadıysan, bu zatın buyurduğu gibi, o zaman herhangi bir sıkıntın olmaz. Hani din büyüklerinden bazıları, efendim çok rahatsınız. Bunlar sorulduğu zaman aynı şeyleri söylüyorlar da, şimdi bir yerde bir yangın çıkmış. Orada da evliyadan bir zat var. Herkes telaş içinde halısını, kelimini, hayvanlarını kurtarmak için uğraşıyor. Kasabada. Bunu da zaten işte bir torbası varmış. Hemen onu almış çıkmış. Bir tepe varmış oraya çıkıyor. Şöyle bakmış. Cevaben buyurmuş ki yanındakilere. Yükü hafif olan kurtuldu buyurmuştur. Tabii bu kötü huyları kontrol eden kimsenin yükü hafiftir. Dünyada da kurtulur, ahirette de kurtulur. Dünyada da ahirette de huzurlu olur. Dünyada da ahirette de huzurlu olur. Ebu'l-Abbas Müsi Hazretleri anlatır. Mevki sahibi zengin bir kimse büyüklerden birisine ihtiyaçlarınızı bildirirseniz size yardım etmek isteriz deyince o zat biz iki şeyi emrimiz altına aldık. Onlar bizim esirimiz kölemiz oldu. Siz ise o iki şeyin esirisiniz ve onlar size hükmediyor. Biz o iki şeyi kahrettik. Sizi ise o iki şey kahretti. O iki şeyden birisi şehvet, diğeri ise hırstır. Şehvet, nefsin aşırı ve zararlı istekleridir. Hırsa, azgınlık, kızgınlık, sonu gelmeyen arzu demektir. Yani siz benim kölelerimin kölesisiniz. Biz onları kendimize köle ettik. Siz de diyor benim kölemin kölesisiniz, onların kölesisiniz. Kölelerimin kölesi olan birine ihtiyaçlarımı bildirip ondan fayda ve menfaat beklemem doğru olur mu buyurur. Ama ne cevap ya. Evet. Ama ne cevap. Biz diyor o hırsı, şehveti esir almışız. Köle ettik onu diyor. Tepesine bindik. Ama diyor hırs ve şehvet sizin efendiniz olmuş diyor. Benim kölelerim sizin efendiniz diyor. Ben diye ihtiyacım diyor. Senden ne isteyeyim ki ben? Yani. Benim kölemin aynı şekilde kölesinden mi isteyeceğim diyor. Kölemin kölesinden mi isteyeceğim? Ama müthiş bir cevap ha. Müthiş bir cevap. Allah Teala muhafaza buyursun. Yani bu şehvetin ve hırsın esiri olan, kölesi olan insan felakettir. Bir zamanlar bu Türkiye Hastanesi'nin ilk kurulduğu zamanlarda orada başhekimi vardı. Doktor Suat Selçuk Bey. Bir gün bir vesile olmuştu. Eski TGRT binasında programa falan gelirdi o zamanlar. Bugün kendisine dedim alkolik diyorsunuz, eroinman diyorsunuz. Bunların hani tıp dilinde bu tabirleri kullanıyorsunuz. Kime alkolik diyorsunuz, kime eroinman diyorsunuz falan. O da bazı şeyler anlatmıştı. İşte alkol için belli safhaların olması, kana karışması lazım artık. Dedim, fakat buna rağmen dedim kurtulma ümidi var mı? Var dedi. Gayret edilirse kurtulma ümidi var. Peki dedim eroinman. O dedi öbürsü gibi değil dedi. Öbürsü gibi değil dedi.
Ona da bir defa verirsiniz, iki defa. Üçüncüsünde kendi ister dedi. Peki alkolü? Yok dedi, o çevresi ve benzeri şey içmeyebilir o dedi. Almayabiliyor ama dedi bu ister. Bunun özelliği farklı dedi. O ne demek? Dedi ki artık hemen eroinin esiri oluyor dedi, kölesi oluyor. İstediği anda zaten eroinman olmuş oluyor. Evet, eroinman oluyor dedi. Bu dedi fazla ileri gitmez hemen. 1, 2, 3 dedi. Fazla evet. Şey yapmaz dedi. Talep ettiği zaman. Peki o zaman ne olur? Ha dedi, onun gözünde dedi. Hiçbir şey yok. Vatan, namus, din, iman, anne, baba, kardeş. Öyle bir şey yok dedi. Hepsini eroin için satar dedi. Yani... Öyle bir köle oluyor ki, öyle bir köle oluyor ki artık onun gözünde ne vatan, ne din, ne namus, ne ırz, ne anne, ne baba. Yani onlardan peki tedavisi mümkün mü? Olur dedi, imkansız değil. Ama da çok gayret ister. Ha onu dinleyince ha dedim niye annesini öldürüyor, niye babasını öldürüyor, 3-5 kuruş falan. O kriz girdiği zaman gözü hiçbir şey görmüyor. Ama ne menen bir esarettir, ne menen bir köleliktir ya. Ne menen bir köleliktir. Hani Ebu Abbas Mursi Hazretleri'nin buyurduğu gibi. Onlar için biz köle ettik. Bizim kölelerimiz onlar artık. Siz onların kölesisiniz. Ya siz onun kölesisiniz. Böyle bir kimse ne yapar? Anasını da satar, kendini de satar, vatanını da satar. Her türlü şeyi yapar onlar. Nitekim siz o dönemlerde şey yapmadınız. Amerika Birleşik Devletleri Vietnam'a girmişti. O dönemlerde gazetelerde vardı. Vietnam'da eroin için, ondan sonra ve esrar için silahını düşmana satan Amerikan askerlerinden bahsediliyordu. Satar. Ya ondan sonraki dönemlerde işte Sırpların Boşnaklara saldırdığı dönemde, o zaman mesela oraya Birleşmiş Milletler askerleri diye Hollandalı askerler getirildi. O Hollandalı askerler de gayrimeşru ilişkiler ve hatta aynı şekilde böyle eroin benzeri şeyler için silahlarını verdikleri ve Boşnaklar'ın yerlerini aynı şekilde gösterdikleri, hatta Boşnaklar'ı Sırplara teslim ettikleri gazetelerde ziyaret ediliyordu. Dolayısıyla hani başlangıçta bir soru sordun. İnsan hırsının esiri olursa ne olur? Bu olur. Ne vatan kalır, ne din kalır, ne namus kalır, ne ırz kalır, ne şeref kalır, ne haysiyet kalır. Hiçbir şey kalmaz. İnsanlıktan tamamen sıyrılır. Tam bir köle. Nesin? Neyinin? Hırsının. Şehveti yani isteği, orayı istiyordu, ona kavuştu. Ona kavuştuktan sonra artık o, elinden alınma korkusuyla taviz tavizi getirir. Ne insanlık kalır, ne merhamet kalır, ne bilmem ne kalır. Allah-u Teala öyle olmaktan hepimizi muhafaza buyursa. Kitaplarda deniyor ki bir şey için olan hırs ve gayret o şeye olan sevginin neticesidir. Bu sebeple ihtiras gafillerin kalbinde şeytanların sultanıdır. Ya ihtiras gafillerin kalbinde şeytanların sultanıdır. Hatimi Esam Hazretleri buyuruyorlar ki şu üç haldeyken ölümün sizi yakalamasından sakının. Şu üç haldeyken ölümün sizi, yani eceliniz gelmesine, o haldeyken ecelinizin gelmesine çok korkun. Neymiş o? Kibir. Birisi. Diğeri hırs. Ve üçüncüsü de böbürlenme. Geç o da kibire yakın da. Allah-u Teala kibirleneni zelil etmeden, gururlananı aç ve susuz bırakmadan, hırsı kimseyi de idrar ve necasetin içinde bırakmadan ruhunu almaz, bu dünyadan ayırmaz. Ne tehlike ha. Enteresan bir şey. Hakikaten enteresan. Ama bu sahabeyi ben duydum ya, biliyor musun? Adam ölmeden önce çok affedersin kaytasını yediğini. Ve bu adamı da işte tantalayla bilmem nedir falan filan, bizim için din falan bul diye böyle şiirler yazılan adam. Gaytasını ya. Yüzüne gözüne sürüyor, ağzına sokuyor. Ne buyuruyor Hatimi Esam Hazretleri? Allah-u Teala kibirleneni zelil etmeden, gururlananı aç ve susuz bırakmadan, hırslı kimseyi de İdrar ve necasetin içinde bırakmadan ruhunu almaz, bu dünyadan ayırmaz. Çok rastladım ben. Ve çok dinledim. Rastladım derken hani dinleyicilerim şey anlayabilir. Gözünle mi gördün? Hayır değil. Gözüyle görenlerin naklettiklerini dinledim. Hayret ediyordum. Sonra tabii din büyüklerinin hayatını okudukça ana dedim tamam.
Mesela o anlatılanlar bunların böyle bu kalıpların içerisine koyuverince, ama dedim tamam, mesele anlaşıldı şimdi. Mesele anlaşıldı. Yani hepimizin korkması lazım Mustafa Bey bundan ya. Ne tehlikeli bir şey. Hatim-i Esam Hazretleri şu üç haldeyken ölümün sizi yakalamasından sakının. Kibir, hırs ve böbürlenme. Kaç paralık adamsın sen falan. Anadolu'da çok öyle. Ya sen kimsin bir dakika. Bugün böyle kaç paralık adamsın sen derken dilin dönüyor, elin de hareket halinde. Diline de koluna da bir felç gelse ne dilini oynatabilirsin ne elini hareket ettirebilirsin. O zaman sen kaç paralık adam olursun? Sen kaç paralık adam fiyatın olursun? Fiyatın otomatikmen düşer. Evet. Alıcı bulamazsın ya. Alıcı bulamazsın ya. Alıcı bulamazsın. Otomatik olarak düşer. Allah-u Teala hepimizi böyle olmaktan muhafaza buyursun. Amin. Amin. Hocam müsaade ederseniz şimdi kısa bir ara verelim. Sonrasında yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, Gönül Pınarı programına devam ediyoruz. İkinci bölümündeyiz şimdi. Osman Ünlü hocamız çok önemli bir konuda bize bilgiler veriyordu. Konuyu hatırlayalım isterseniz kısaca. İhtiras sahibi olmak, insanın başına ne gibi felaketler getiriyor? Ya da hırs sahibi olmak, insanın başına ne gibi felaketler getiriyor? Onu anlatıyordu. Ve birinci bölümün sonunda vermiş olduğunuz, nakletmiş olduğunuz o örnek çok dehşet verici bir şey. Evet, insanı yani, ürpertiyor. Evet, ürpertiyor. Hakikaten ona düşmeden de, o hallere düşmeden de insanın canı çıkmıyor yani. Öyle buyuruyor. Öyle buyuruluyor. Eğer kibir varsa, hırs varsa, böbürlenme varsa, Allah-u Teala, hani Hatim-i Esam Hazretleri'nin sözü, kibirlerini zelil etmeden, gururlarını aç ve sus bırakmadan, hırsı kimseyi de idrar ve necasetin içinde bırakmadan ruhunu almaz. İdrar ve necasetin. Ya nasıl olur falan. Nasıl olur? Zillil olursun, muhtaç olursun, yatakta olursun falan. O sana idrarında, kaytanda bırakmışsın. Günlerce yanına kimse uğramayı verir. Ya. Kıpırdasan kıpırdayamazsın. Kalsan kalkamazsın. Herkese emir veren adam yanına uğraşmazsın. Ne pis kokuyor. Hakikaten insan büyüyünce teri de pis kokuyor. İdrarı da gayet hasta. Ben rahmetli neneme takılırdım. İşte oğlum derdi, üç günlük ağrı, dördüncü gün toprak. Duası kabul olmuş meğer. Üç gün yattı, dördüncü gün defnedildiydi kadıncağız. Biz bakarız falan dedim de yok dedi. İnsan eti ağırdır dedi. Çok zordur dedi. Yatana da bakana da zordur dedi. Bu olmayacak bir şey değil. İnsana başına gelmeyecek bir şey değildir. An meselesidir. Allah Teala rahmet eylesin. Enver abiler, şu beynimize giden ana damarlardan bir tanesi devre dışı kalıverse diye. Hep zor bir şey değil. Bir gün şöyle başını şöyle bir yaparsın. Küt diye bitmiştir, kopmuştur. Değil mi? Evet. Yani. Ondan sonra ne hafıza kaldı ne akıl kaldı. Bir şey yok. Ben bakarsın. Hani emirler veriyordum. Ben var ya, benim gibi adam falan deyip duruyordu. Ne oldu? Gitti. Hepsi gitti. İlim de gitti. O da gitti. Elde avuçta hiçbir şey kalmadı. Şöhret de gitti. Şöhret de gitti. Bir sürü sevenim vardı. Hiçbiri kalmaz. Hiçbirisi kalmaz. Ya gelip şöyle bakar. O zaman sirk maymunu gibi seyrederler seni. Değil mi? Yani ibret almak için gelirler. Tabii. Öyle vah, olur. Vah, yani neticesi bu. Onun için korkmak mı lazım? Evliya-i kiram Allah-u Teala'nın kudretini öyle anlamışlar ki onun için titremişler. Kendilerine verilen o haller, kendilerinden zuhur eden o kerametlerden dolayı da, görünen kerametlerinden dolayı da çok korkmuşlar. Ya Cenab-ı Hak aynı şekilde beni imtihan ediyorsa, ya bunlar istirahatça, Allah-u Teala beni deniyorsa, sonu felakete giderse, titremişler. Hani meşhur ya, Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri ne miydi, Beyaz Bistami Hazretleri, ben ikisini karıştırıyorum gerçi ama, gelmiş demiş ki sen büyüksün, ben büyüğüm. Yani, Cüneyd-i Bağdadi. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri bir papaz, diyor ki yarın gel, cevabını vereyim. Adam geliyor, bakmış ki kapının önünde bir sürü kimse var. Papazı görünce demişler hayırdır. Ya ben bir soru sordum demiş. Yarın gel dedi. Ya dediler diyorlar gece vefat etti o. Ama bana cevap vereceğim dedi. Büyüklerin hali biz bilmeyiz. Vardır bir bildiği gel diyorlar. Götürüyorlar cesedin başına sor diyorlar. Diyor ki ey Cüneyt Kudüs'e soru. Veyahut da ey Beyaz neyse. Ben de sana bir soru sorduydum. Sen yarın gel dedin. Geldim ben de. O anda Allah-u Teala ruhunu iade ediyor, başını kaldırıyor. Ben senden üstünüm diyor. Çünkü ahirete imanla gittim diye yatıveriyor.
Papaz birden değişiyor. Demek ki Allah-u Teala ona da hidayet nasip edecek. O hali görünce iman ediyor. Nasipli adammış. Nasipli adammış hakikaten. İman ediyor. Dolayısıyla ha bakın hani Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, Bayezid Bistami Hazretleri bunlar çok büyük sahaplar. Ama korkmuşlar. Hep korkmuşlar ama. Ya zahiren bakıyorsun ya papaza, ben senden üstünüm tabii ya, ben Müslümanım falan deriz değil mi? Otomatik olarak. Yani. Ama demiş yarın demiş gel. Yarın gel. Ben diyor imanlı gittim ahirete. Üstünüm şimdi diyor ben senden. Ama dün bilmiyordum ki ben diyor imanlı mı gideceğim, imansız mı gideceğim bilemem. İmansız gidersem senden beter olurum. Senden beter olur. Ama diyor imanlı gittim diyor. Dolayısıyla onlar yani bu kerametlerin kendilerinden olmadığını Allah-u Teala diğer kullarının intibaha gelmesi için, onların uyanması için bunlar vasıtasıyla yarattığını çok iyi biliyorlar. Kendilerinde bir yetki, bir şey yok. Çünkü işin başı Muhammed Aleyhisselam. Ben bilmem buyuruyor. Bildirirse Rabbim bildiririm. Ben yapamam. Rabbim yaratırsa olur. Ben de sizin gibi aynı şekilde insanım. Hatta işte kurutulmuş et yiyen bir kadıncağızın oğluyum derdi. Şeyi Hazreti Hamza radıyallahu teala hazretlerinden naklediyor. Mesela o şeyde bile gündeme getirmişler onu. Çağrı filminde. Hazreti yani. Hamza'nın ağzından işte ben de sizin gibi insanım diye anlatırdı diye. Bu çöl sıcağına nasıl dayanabilecek? Allah-u Teala koruyordu ondan. Yoksa insan o çöl sıcağına dayanamaz. O sıkıntılara dayanamaz. Allah-u Teala bir sabır veriyor. Kabını genişletiyor. Bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Onu onlar biliyor. Peygamberler de biliyor. Peygamberlerin varisi olan alimler de aynı şekilde evliya-i kiram da bunu biliyor. Fakat vereni bildikleri için, vereni bildikleri için korkularda kat kat fazla oluyor. Ha, hırsın ne menen bir şey olduğunu, insanı nereye götürdüğünü, nereye götürdüğünü onlar yakinen biliyorlar. Hatem-i Esam Hazretleri de Allah'tan sevdiklerinden ve evliyasından bir zattır. Nereden biliyor? Hocasından, üstadından, ta Peygamber Efendimiz'den itibaren gelen nakiller ve bizim anlayacağımız şekilde basitleştirmişler ve söylemişler. Ne buyuruyor? Hırslı kimseyi de idrar ve necasetin içinde bırakmadan ruhunu almaz. Ruhunu almaz. Ve ben bunu aynı şekilde okuyunca çok dinledim böyle. Babaannem rahmetli bile oğlum çok zulmetti der. Çok sek. Halk arasında derlerdi. Belki annem baban duymuş olabilirler. Mesela bakarlardı nenemler. Bu ölürken kolay can veremez. Çok yorgan geber derlerdi. Ya dedim işi hiç yoktu, yorganımı gebecek falan. Yok çok çeker. Çektirir yani. Cenab-ı Hak, kimsenin yattığı yanına kar kalmaz. Hele aynı şekilde efendim kibirlisin bilmem nesin ya da harissin, hırslısın, ihtiras sahibisin, önüne geleni biçiyorsun. Aha neticesi bu. Çok affedersin aynı şekilde necasetin içerisinde debelenir kalırsın. İdrarın içerisine yaptıklarının kokusunda kendin aynı şekilde böyle koklar durursun. Paşa gönlüm bilir. Tercih sana ait. Şimdi bizi dinleyenler hatırına gelebilir. İyi arkadaş da siz bizi korkuttunuz ya. Ama işin aslı bu. Doğrusu bunun bu. Hırsın getirdiği felaket bu. İnsanı götürdüğü nokta bu. Ve ölürken böyle ya bir de ahirette cezasına. Onu bilmiyoruz artık. İslam alimleri bizim anlayacağımız şekilde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki aç kurdun diye başlıyorlar. Yaptığı sürüdeki hasardan daha fazla hasar meydana getirir hırs. Şimdi diyecekler ki efendim biz yani gayretli olmuyoruz. Gayret ayrı bir şey. Biz Allah'ın Teala yarattığı sebeplere yapışırız ama orada herkesin hak ve hukukuna riayet ederiz. Hakkımız olmayan bir şeyi talep etmeyiz. Herkes için bildirilen sebeplere biz de yapışırız. O sebebin neticesini Allah-u Teala ihsan eder etmez onu ben bilemem ki. Onu bilemeyiz biz. Aynı okulda öğrencidir. Gün gelir içinden birisi başbakan olur, cumhurbaşkanı olur. Aa aynı sınıftaydım ben niye olmadım? Allah da ona nasip etmiş. Değil mi? Evet. Var ya öyle. Aa aynı sınıfta tanıyorum ya. Bizim mahallenin çocuğu ben de biliyorum. Ya sizin mahallenin çocuğu falan da Allah da ona ihsan etmiş. O bitti o senin mahallenin çocuğu şeyi falan filan. Yani senin mahallenin çocuğu oradan çıkabilir. Hristiyan ana babadan evliya zuhur edebilir. Müslüman ana babandan mürted kafir çıkabilir. Olmuş. Olup geliyor. Olmasına devam ediyor. Peki ne yapmamız gerekir? Kitaplarda buyuruyor ki inanıp da tabi olanlar kurtulur. Bakın inananlar nasıl? Demiyor. İnananlar demiyor. İnanıp da tabi olanlar kurtulur. Ne demek o? Sadece inananlar kurtulur demiyor. İnanıp da tabi olanlar. Yani o bildirilenlere uyanlar kurtulur.
inanıyor ve yapıyor. Yapıyor. O zaman kurtulur. Aa diyorsun, hadis-i şerif okudun. Aa, bu böyle. Hadis-i şeriften bu böyle. Tamam. Ben buna inandım. Öyleyse diyorsun, bunun tehlikesine ben uzak durmam lazım. Ona uygun yaşıyor. Kimseye çok affedersin havlamıyorsun, ısırmaya kalkmıyorsun, ne yapmıyorsun, tekmelemiyorsun. Ondan sonra Cenab-ı Hak sana ihsanda bulundu. O ayrı bir mesele. Şimdi bu mal ve şöhret hırsı deniyor ya, o ayrı bir hırs, mal ve şöhret hırsı. Felaket diye geçiyor. Allah rahmet eylesin. Emel abiler bir gün hocamıza sordum buyurdular. Efendim şöhret hırsı anlatılıyor. Hadis-i şerif de var. Sizin hazırladığınız kitaplar da var. Ama benim dikkatimi çekti buyurmuşlar. Mesela Abdülkadir Geylani Hazretleri meşhur olmuş. İmam-ı Rabbani Hazretleri meşhur olmuş. Tanımayan yok. Siz de Seyyid Abdülhakim Arvi Hazretleri'ni dünyanın her tarafına tanıttınız. Meşhur ettiniz. Tabii sizin kitaplarda yayılınca siz de meşhur oldunuz. Ve Emel abi de meşhur etti. Mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh. Çünkü bir zamanda Türkiye Gazetesi'nin başyazarı olarak aynı şekilde resimleri. Hatta demişler, bizi ismimizde siz resminizde tanıyacaklar diye. Şimdi yani bu bizim için felaket mi? Yani bu da şöhret değil mi? Ha, şöhret tabii, meşhur evet. Oldular. Evet. Hadis-i şerifte de felaket diye anlatılıyor. Şimdi orada Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, mesela kitaplarda onu doğrudan doğruya bulamıyorsunuz. Veyahut da anlayamıyorsunuz. Serpiştirilmiştir ama. Orada buyuruyorlar ki, meşhur olmayı istemek felakettir. Allah-u Teala meşhur ettikleri, açığa çıkardıkları bu şöhretin afetinden muhafaza olurlar, korunurlar buyuruyor. Ha, yani meşhur olmak değil, meşhur olmayı istemek. İstemek. Orada ne giriyor devreye? Hırs. İstiyorsun. Ondan sonra her şey böyle yerli yerine oturuyor. Diyorsun, bir bakıyorsun. Zaman zaman gazetelere geçiyor, magazinlere. İşte ben diyor şöhret hırsını, bu şöhret basamaklarını kolay mı elde ettim? İşte böyle bilmem, bana işte böyle tecavüz ettiler, bana bilmem ne ettiler, bilmem neyimi ne ettiler falan. Anlatan yok mu? Var. Dolayısıyla o meşhur olma hırsı ne namus bırakmış, ne iffet bırakmış, ne haya bırakmış, ne din, ne iman bırakmış. Hepsini silmiş atmış. Ondan sonra tabii yaz 30-35'lere kadar falan bunun arkasından koşuyorlar falan. 40'a ulaşınca yavaş yavaş bundan erkekler uzaklaşıyor. 40'ı geçince kimse kalmıyor. Hele 50-60 oldu mu finish. Kimse kalmıyor etrafında. O şöhret de bir işe yaramıyor. Peki bundan nasıl kurtulabiliriz? İslam alimler buyuruyor ki dünyada ve ahirette saadete kavuşmak ancak Muhammed Aleyhisselam'a inanıp ona uymakla olur. Çünkü Cenab-ı Hak Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmayı ve ona uymayı çok sever. Hakiki üstünlük Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine tabi olmak ve insanlık şerefi, meziyeti onun getirdiği dine uymaktır. Nitekim İmran suresinin 31. ayetinde mealen, ey sevgili peygamberim onlara de ki eğer Allah-u Teala'yı seviyorsanız ve Allah-u Teala'nın da sizi sevmesini istiyorsanız bana tabi olunuz. Allah-u Teala bana tabi olanlar sever buyuruldu. Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmak için iman etmek, İslamiyet'in bildirdiği hükümleri öğrenmek ve yapmak lazımdır. Muhammed Aleyhisselam'a tabi olabilmek için onu sevmek lazımdır. Bunun alameti de onun düşmanlarını düşman bilmek, onu beğenmeyenleri sevmemektir. Muhabbete müdahale yani gevşeklik sığmaz. İki zıt şeyin muhabbeti bir kalpte bir arada yerleşemez. Ben efendim hem Hazreti Ebubekir'i seviyorum hem Ebu Cehil'i, yalan. Olmaz öyle. İki zıt şey bir kalpte olmaz. İki zıttan birini sevmek diğerine düşmanlığı icap ettir. Otomatiktir bu. Bu dünya nimetleri geçicidir ve aldatıcıdır. Bugün seninse yarın da başkasınındır. Öyle değil mi? Bundan 30 sene önce gazetelerde böyle şöhret falan şey yapanlar şimdi dökülüyor. Hele bunlardan bazıları köprü altında can veriyor. Kenara çekiliyor, yüzünü gözünü göstermemek için aynı şekilde şey yaptırıyor. Nitekim zaman zaman bu internet haber sitelerinde falan oluyor. Şimdi bunun halini gördünüz mü hiç diye bir tıklıyorsun. Son halini. Yüzüne bakılası değil. Bir zamanlar aynı şekilde böyle atıp tutuyor. Herkese tepeden bakıyor. Tepe taklak olmuş gitmiş. Ahirette ele girecekler ise sonsuzdur ve dünyadayken kazanılır.
Bu birkaç günlük hayat eğer dünya ve ahiretin efendisi olan Muhammed Aleyhisselam'a tabi olarak geçirilirse saadeti ebediyeye, sonsuz kurtuluşa erilir. Ona tabi olmadıkça her şey hiçtir ve her yapılan hayır, iyilik burada kalır. Ahirette de öyle bir şey geçmez. İmam-ı Gazali Hazretleri El-Munkuz Anittaler kitabında buyuruyor ki, his uzuvlarımız akıl ile anlaşılan şeyleri anlayamayacağı gibi akıl da peygamberlik makamında anlaşılan şeyleri kavramaktan acizdir. İnanmaktan başka çaresi yoktur. Nakil yoluyla anlaşılan, yani peygamberlerin söyledikleri şeyleri akıl ile araştırmaya uğraşmak, düz yolda güç giden yüklü bir arabayı yokuşa çıkarmak için zorlamaya benzer. Yokuşa doğru at kamçalanırsa çabalıya çabalıya ya yıkılır, canı çıkar, yahut alışmış olduğu düz yola kavuşmak için sağa sola ve geriye kıvrılarak arabayı yıkar ve eşyalar harap olur. Akıl da yürüyemediği, anlayamadığı ahiret bilgilerini çözmeye zorlanırsa ya yıkılıp insan aklını kaçırır veya bunları alışmış olduğu dünya işlerine benzetmeye kalkışarak yanılır, aldanır ve herkes de aldatır. Akıl, his kuvvetiyle anlaşılabilen veya hissedilenlere benzeyen ve onlara bağlılıkları bulunmayan şeyleri birbirleriyle ölçerek iyilerini kötülerinden ayırmaya yarayan bir alettir. Böyle şeylere bağlılıkları olmayan varlıklara akıl erdiremeyeceğinden şaşırıp kalır. O halde peygamberlerin bildirdikleri şeylere akla danışmaksızın inanmaktan başka çare yoktur. Görülüyor ki peygamberlere tabi olmak aklın gösterdiği bir lüzumdur ve aklın istediği, beğendiği bir yoldur. Peygamberlerin aklın dışında ve üstünde bulunan sözlerini akla danışmaya kalkışmak akla aykırı bir iş olur. Gecenin koyu karanlığında bilinmeyen yerlerde pervasızca yürümeye ve engin denizde acemi kaptanın pusulasız yol almasına benzer ki her an uçuruma, girdaba düşürülebilir. Yani İmam-ı Gazali Hazretleri biraz daha insanların aklı ersin diye detaylı bir şekilde bilgi vermiş. Çok uğraşmış. Ancak bu nübüvvet yoluyla, peygamberlik yoluyla gelir. Çünkü akıl oraya akıl erdiremez. Yok diyor. Misal de vermiş. Yük hayvanını, düz yolda zor giden yük hayvanını sen yokuşa sürüyorsun diyor. Mümkün değil diyor. Devrilirsin, yıkılırsın. Devrilirsin, yıkılırsın. Dolayısıyla hırsın ne menen bir şey olduğunu Peygamber Efendimiz bildirmiş. Bunu İslamiyet'in emrine vermek, onu kontrol etmekten başka çare yok. Efendim ben akılla ben düşünürüm de işte şöhret bana niye zarar vermiş de ben onu bildiririm de hallederim de falan. Hepsi hikaye, geç. Peygamber Efendimiz'in bildirdiklerine tabi olmadığı müddetçe bunu kontrol edemezsin arkadaş. Kibrin de ne menen bir şey olduğunu bilemezsin. Hatta Allah rahmet eylesin Enver abiler, anlatırlardı ben kibirli değilim demek kibrin ta daniskasıdır diye. O öyle tabii. Kibirin ne menen bir şey olduğu ancak bu büyükleri tanımak, bu büyüklerin kitaplarını okumak suretiyle hissedilir. Sonra der ki, ben de kibirliyim. Çünkü nefsi iman etmediği müddetçe bunların hırsla, kibirde, ucupta, hepsi insan da var, riyada. Hepsi. Nefsine tabi olarak bunları hepsini insan kendine göre bir de kulp bularak rahat rahat anlatır. Bunun için de ahirette azaplardan kurtulmak, felaketten kurtulmak ancak Muhammed Aleyhisselam'a inanıp tabi olmaya bağlıdır. Onun gösterdiği yolda giden Allah-u Teala'nın sevgisine kavuşur ve sadık kul olmak saadetine erer. Peygamberlerin büyükleri ona tabi olmayı istemişlerdir. Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmayı istemişlerdir. Mesela Musa Aleyhisselam. Bu sebeple Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti bütün insanların hayırlısı ve en iyileri olmuştur. Cennete herkesten önce gidecek olanlar ve cennetliklerin çoğu Muhammed Aleyhisselam'a inanıp tabi olanlardır. İbadet, Resulullah Efendimiz'in sünnetine, yoluna tabi olmak demektir ki buna İslamiyet denir. İslamiyet'e tabi olmak için de ehl-i sünnet alimlerin bildirdikleri gibi iman etmek, Allah-u Teala'nın emirlerini yapmak, haramlardan, bid'atlerden sakınmak lazımdır. Allah-u Teala'nın rızasına, sevgisine kavuşmak için kalbin temiz olması gerekir. Kalpte ancak Resulullah Efendimiz'e inanmak, onu sevmek ve ona tabi olmakla temizlenir. Kurtuluş reçetesi budur buyuruluyor. Ehl-i sünnet alimlerin kitaplarıdır. Evliya-i kiramın hayatlarıdır. Başkası yok bunun. İhtirastan, yani siz sık sık şey yapıyorsunuz ya, ihtirastan kurtulmak için o zaman ihtirastan kurtulmuş olanlarla. Aynen öyle. İmam-ı Rabbani Kutusu'nun bildiği bir formül. Formül hepsi için tamam. Uygulanabilir yani. Kurtulmak için kurtulmuş olanlarla evet. Beraber olmak lazım. Hani biz uzun uzun naklettik, anlattık. Bu büyükler de onun için çırpınmışlar. İmam-ı Gazali Hazretleri derdini zoruna bir sürü kitap yazmış mesela. Bu El-Munkız Anittaler kitabında da bu meseleleri anlatıyor. Ama sonunda diyor ki bak benim aklım var, benim aklım idrak eder, ben yanılmam, ben kurtulurum, ben zararlarından kendimi korurum falan. Koruyamazsın diyor.
kurtuluş Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmakla mümkün. Ona az tabi olacaksın. Ha şimdi ona Kur'an'a tabi ol. Olursun. Muhammed Aleyhisselam'a ve onun varislerine tabi olmadığı müddetçe Kur'an-ı Kerim'e nasıl... Sen Kur'an-ı Kerim ayrı bir şey midir? Muhammed Aleyhisselam ayrı bir şey bildirmiştir. Ayrı şey mi bildirmiştir? Amelde yapılacak şeyleri Kur'an-ı Kerim'e açıklamasıdır. Onlar olmadı zaten Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsın sen. Dolayısıyla kurtulmak için kurtulmuş olanlarla beraber İmam-ı Rabbani Kutusu'nun buyurdukları gibi Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okuyacağız. Ve o büyüklerin hayatını okuyacağız. Böylece hatıra gelebilir mesela dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Yani biz bunları okuyunca kurtulabilir miyiz? Bir, önce mesela bu Hakikat Kitabı yayınlamış olduğu İslam Ahlakı kitabında orada 40 tane kötü huyu anlatılıyor. Onu her gün azar azar okumalı. Bir defa hayır defalarca okudukça mesela diyelim ki kibir bahsini okuyorsun. Bir okudun, iki okudun, üç okudun, üçünün. Allah Allah ya bu bende var galiba. Okudukça ya bu da bende var. Ya ben kibirliyim demek ki. On sana gadab, hırs, tamah bölümlerini okudukça tamahkarlık, hırs yani. Ya bir dakika ya. Ben geçen de adamı böyle yok ya bu beş para etmez siz ona vermeyin onu falan falana verin. Aslında ben ondan da iyi yaparım falan deyip adamı katakulle yaptırdım götürdüm. Galiba benimki de aynı şekilde sınırı geçmiş. Yani başkasının hakkına tecavüz etmişim. İki aç kurdun aynı şekilde sürüye yaptığı zarardan daha büyük zarar yapar. Eyvah ben de aynı şekilde tehlikedeyim. Bunları hissetmeye başlar. Hissetmeye başlayınca yavaş yavaş eline eteğini yani %100 önce başarılı olamazsa bile o sana mesela diyelim ki 100 tane hata yapıyorsa birisinden vazgeçer. 99'a indirir. O da kârdır. O da kârdır. Evet. Şimdi hemen abi birisi gelmiş demiş ki efendim demiş işte biz annem babam beraber demiş böyle umreye gideceğiz ama demiş yani size babam gelip söylememiş bunu önceden yapmak lazım biz demiş yarın gidiyoruz biletler falan hazır da ama demiş bu da bir derecedir demiş ya şimdi Enver abi çok hoşuna gidiyor bu da bir derecedir bu da bir derecedir yani yüzden 99'a indirmek de bir derece. Evet yani. %99'a indirince de o da bir derecedir. Evet. Hani %100'de aynı değilsek de biz hatamızı görmeye başlarsak o bir derecedir. Ondan sonra kontrol ederiz. Gayret edersek Allah-u Teala lütfeder, ihsan eder. %100'de başarılı olabiliriz. Cenab-ı Hak hepimiz sonuna hayır eylesin inşallah. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olacağız. Başka bir konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız. Gönül Pınarı.